Spartaküs dizisinin doktoresi, eğitmeni, yenilmez gladyatörü Onomeus kimdir? Capua'daki Batiatus'un sahip olduğu gladyatör okulunda Batiatus'un babası tarafından satın alınmış ve dizide tanınan gladyatörler arasında Olludus'un en eski ancak kaderi daha farklı olan başarılı bir gladyatördür. Onomeus, Crixus ve Spartaküs'ün savaşacağı Theokles ile onlardan seneler önce savaşmış ve onun karşısında canlı kalan tek gladyatör olarak nam salmıştır. Ağır yaralı bir şekilde canlı kalan Onomeus, eski formuna kavuşmak ve kumlara tekrardan ayak basmak için her şeyini ortaya koymuştur. Ancak Batiatus, onu tekrar kaybetmek istemediği için onu tekrardan arenaya çıkarmak istemedi. Çünkü çok başarılı olan Onomeus'u arenaya çıkartarak tek bir zafer kazanmak yerine, onun yetiştirdiği gladyatörleri arenaya çıkartarak birden çok zafere hedeflemiştir. Onu dövüştürmek yerine doktore yani eğitmen rütbesini yükseltmiştir. Onomeus ilkten Spartaküs'ün isyanına karşı çıkmış ve Ludus'tan neredeyse kimseyi öldürmemiştir. Ludus yakıldıktan sonra ortadan kayboldu ve isyancılara da izini kaybettirdi. Ancak kader onu dönüp dolaştırıp onların yanına geri getirdi. Yeraltı dövüşlerinde yaralı bir şekilde ele geçirildi ve gördüğü işkencelere rağmen isyancılar hakkında tek kelime etmedi. Yakın zamanda ise Crixus ve Raskos madenlerde yakalanarak onun yanına geri getirildi ve topluca infaz edilmek üzere arenaya çıkartıldı. Arenada eski dostu Gannicus ile yolları kesişti çünkü onların idam görevi Gannicus'a verilmişti. Yiyip içen ve cinselliği rahatça yaşayan Gannicus'un karşısında günlerce aç bırakılmış, işkence görmüş Onomeus savaşmaktadır ve buna rağmen Gannicus defalarca silahını düşürmüş ve onu çok zor bir şekilde etkisiz hale getirmiştir. Adil bir maç olsa durumun ne olacağını kimse bilemez bu durumda. Gannicus, Onomeus'un eşi olan Melita ile yattığı için Onomeus, Gannicus'a çok aşırı kinlenmiş ve kardeş gibi olduğu günleri unutmuştur. Bunun hıncıyla sanki işkencelere maruz kalmamış gibi dövüşmüştür. Onomeus, Vesuv Yanardağı yakınlarında köle ordusunu kuşatmaya çalışan Glaber'in ordularına karşı çok önemli bir konumda olmuş, savaşmış ve önemli görevler üstlenerek ordunun olmazsa olmaz bir komutanı olduğunu ispatlamıştır. Çok sayıda Romalı öldürerek isyana çok şey katmış ve onun varlığı Spartaküs'e cesaret vermiştir. Çünkü Spartaküs'ü gladyatör yapan kişi Onomeus'un ta kendisidir. Ancak aldığı ağır yaralar üzerine Vesuv'de Mısırlı bir paralı savaşçının kılıç darbesiyle hayatını kaybetmiştir. Arkasından onun bıraktığı tecrübeler ile yeni gladyatörlere eğitimler verilmiştir. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İstek ve önerilerinizi yorumlardan ya da Instagram adresimden bana belirtebilirsiniz. İyi seyirler.